Efendim merhaba. Gençliğimden beri hep görüşmek istediğim, birlikte aynı masada oturmak istediğim çok değerli bir, çok kıymetli bir profesör, akademisyen, beyefendiyi size takdim etmek istiyorum. Ve ayrıca çok neşeli bir hanımefendi, o da profesör. Türkiye'de tanımayan yok. İkisini bir araya getirdim. Birbirlerini tanımıyorlardı. Burada tanıştılar. Hoş geldiniz. Feridun Emeçen, profesör. Ne kadar hayranım size, tamam, biliyor musunuz? Her programınızı takip ederim. Ama nasılsa sizinle bir araya gelememişiz efendim. Kısmet ben tabii benim. Daha sanat tarihi kimliklerle birlikte oldum. Sizin Fatih dönemi konunuz tabii beni de çok enterese ediyor. Bugün hayatımızdan gençler için vereceğimiz mesajlar ve tarihin ne kadar önemli bir konu olduğunu konuşmak istiyorum sizinle. Sevgili hocam, sizinle de bu sosyal sorumluluklar, sizin geçmişiniz, babanızın bir eğitimci olması, Türkiye'ye imza atmış bir ailenin kızı olarak... Teşekkür sizinle ederim. De güzel bir sohbetimiz olsun İnşallah, istiyorum teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Çok önce, memnun oldum. Teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah efendim. Efendim önce Sayın Hocamıza verelim mi tabii, sözümüzü? Tabii tabii memnuniyetle. Sayın Hocam, siz İstanbul Üniversitesi'nde uzun zaman hocalık yaptınız. Sonra bir özel üniversiteye transfer oldunuz daha diyelim. Vakıf üniversitesi diyelim. Vakıf özel, özel üniversite yok biliyorsunuz değil, Türkiye'de. Tabii, tabii. Evet. Yani vakıf üniversitelerine tabii, belki daha doğru, evet. Burslu çok çocuk tabii, okutuluyor. Tabii ki vakıf üniversiteleri o kadar önemli ki ama oturabilmesi için yılların geçmesi gerekiyor. Bizde yeni bir kuruluş bunlar. Devlet üniversiteleri her zaman makbuldür. Evet. Dünyanın her tarafında. Hele ben doğuda uzun süre kaldım. Devlet üniversitesinde okumak ve oradan mezun olmak en güzel imzadır. Ama Türkiye'de de yeni neslin çok kalabalığız. Yetmiyor devlet üniversiteleri de. Güzel bir eğitim veriliyor. Sizin şansınıza da hakikaten edebiyat, tarih üzerine kurgulanmış bir üniversite. Size vereyim sözü efendim. Nasıl bir üniversitede şu anda eğitim yapıyorsunuz? Uzaktan eğitim ne kadar başarılı? Tarih eğitimi birebir olması gerekiyor mu, olmaması gerekiyor mu? Buyurun efendim. Evet, tabii bizim İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Diyanet Vakfı tarafından kurulan bir üniversite. Daha ziyade temellendirmesi sosyal bilimler üzerine olduğu için sosyal bilimlerin önemli dalları üniversitemizde mevcut. Bunlar arasında hiç şüphe yok ki Edebiyat Fakültesi ilk kurulan fakülte olması hasebiyle ona çok ehemmiyet verildi mesela. Genellikle vakıf üniversiteleri biraz maddi kaygılar duydukları için tabii, bu gibi bölümlere pek iyi hani itibar etmezler. Diyelim felsefe gibi, tarih gibi bunların getirisi olmayan ama kültür tarihimiz açısından, kültürümüz açısından son derece önemli bölümler. O yüzden böyle bir tercih yaptı Diyanet Vakfı ve bu üniversiteyi bu temeller üzerinden kurdu. Peki tarih bölümü sadece kendi tarihimizle mi ilgili, bütün dünya global dünya tarihiyle de ilgili bölümleri evet, de var mı? Orada? Şöyle genellikle bir yani vakıf üniversiteleri şüphe yok ki yani bir devlet üniversitesi gibi kadroları çok fazla olan yerler olması mümkün değil zaten. Yani bir tercih yapmak zorunda. Evet. Mesela Devlet Üniversitesi benim geldiğim İstanbul Üniversitesi tarih bölümü aşağı yukarı 40-50 hocasıyla beraber abi, eski çağlardan efendim son çağa kadar Cumhuriyet tarihine kadar çok geniş bir çerçeve içerisinde pek çok mütenevi konuları çalışan arkadaşlardan oluşuyor. Tabii. Dolayısıyla böyle bir yapılanma var ama aynı şeyi biz hiçbir vakıf üniversitesinden bekleyemeyiz. Bir tercih yapmak zorundalar. O tercihi de oradaki istihdam edilen arkadaşlarımızın alanları doğrultusunda tabii ki Osmanlı tarihi ağırlıklı fakat onu alakadar eden hem eski Anadolu tarihi hem aynı zamanda Avrupa tarihi de buna paralel olarak eklenmiş şekilde veriliyor. Yani aslında evet, sadece doğrudan bir Osmanlı tarihi olmaktan ziyade o dünyadaki yerini tespit etmeye yönelik ve bağlantılı bir şekilde ele alan bir program oluşturmaya çalıştık. Bunun uzmanlığı da var tabii ileri vadede. Ya tarih çok önemli değil mi hocam bizim oturduğumuz coğrafya konusunda? Tarih hani çocukluğumda okuduğum tarihle şimdiki tarih arasında da fark var. Yenileniyor.
araştırmalar, doktora tezleri, araştırmacılar, yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, bazı şeylerde değişime uğruyor. Öyle mi? Şimdi şöyle, yani biz şimdi tarihe bakıyoruz. Tarih aslında bir ne bileyim roman gibi okuma alanı gibi görüyoruz normalde. İşte daha önce atalarımız yaptıkları ettikleri ne güzel, hoşumuza gidiyor falan. Peki ne faydası var? Ne oluyor peki bizim öğrendiğimiz zaman? Bu suallerin cevaplarını arayabilecek tarif akademik... olmazsa kendi kimliği... Evet, işte akademik anlamda bunun cevabını aramaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tarihi böyle abartılı bir alan olmaktan çok, içinde bulunduğumuz toplumu anlamaya yönelik bir sosyal bilim dal olarak anlamamız lazım, görmemiz lazım. Böyle baktığımızda da bugün Türkiye'nin başka devlet olabilir, karşı karşıya kaldığı bütün problemlerin ana kaynağı, şüphe yok ki tarihten geliyor. Değil mi? O yüzden tarihi özellikle yani herkesin bilmesi gereken bir şey. Yani bu sadece tarihçilerin ortaya koyacağı ve meraklıların okuyacağı bir alan değil. Aynı zamanda devleti yönetenlerin, değişik kesimlere çalışan insanların da yine temellendirebileceği bir Peki kültür tarihi dersinin mecburi bir ders olarak konulması gerekmiyor mu? Tabii bizim gibi ülkelerde. Tabii daha geniş anlamlarda tabii. biz bunu zaten üniversitelerde bu medeniyet tarihleri hemen ilk verilen derslerdir yani aşağı yukarı Verilir bizim. mi hocam? Ve tabii medeniyet tarihi dersimiz var. Bunun yanı sıra Mecburi başka mi? tabii bütün öğrencilerin gördüğü bir derstir bu genel olarak. Yani bundan başka alanlarda da bu dersi görürler. Yani üniversitede genel olarak okunan bir temel ders skalası vardır. Onun içerisinde yer alan derslerdir bunlar. O yüzden hem bu altyapı verilir ve daha da ileri uzmanlaşmak isteyen veya daha ilerisini okumak isteyenler de yine bu bizim alanlara tarih bölümü, Osmanlı tarihi ilgisi duyuyorsa oraya gelir. Ama dediğim şey bizim tarihi biz aslında bugün baktığımızda biraz yani bir övünme alanı gibi görüyoruz. Ben bunu çok ciddi anlamda tenkit ediyorum. Çünkü burada önemli olan taraf tarihin kendi içinde bulunduğumuz toplumu anlamaya yönelik olan tarafıdır. Tarihten ders çıkarılmaz. Tarih insana ders vermez. Tarih ne yapar? Anlamaya yarar. Siz anlarsınız, onun üzerinden ileri vadede yapacağınız bir iş varsa bugünün efendim problemlerine bu anlamda daha esaslı cevaplar bulursunuz. Yoksa tarihten ders çıkardım, tarihte böyle yapmışlar, bunu bugün uygulayalım mentalitesi çok yanlıştır. Ya altına çizilecek cümleler kuruyorsunuz şimdi. Yani şöyle büyük harflerle böyle bunların okunmasını istiyorum. Ay müthiş hocam, şahane bir tespit yapıyorsunuz. Ama şu var, popüler tarih dediğimiz bir şey de var. İnsanlar bundan coşkuyla bahsedip kendisini daha bu vatanperver hissetmek için bu cümleleri kuruyorlar. Aslında yanlış şeyler. Doğru tabii değil bana göre. Yanlış yola doğru sevk ediyor. Çünkü öyle şeyler var ki mesela tarihte bazı şahsiyetleri, sultanları tabulaştırma anlayışına doğru gidiyorsunuz bu defa. O da nihayetinde bir insan. Tapınma farklı bir şey değil. Malzemesi o hale olarak. Geliyor. Yani dolayısıyla tarih akademik anlamda biz düşündüğümüzde yani onu bir daha doğru bir yere çekmeye çalışıyoruz. Ama popüler anlamda geldiğinde bu defa iş farklı bir yere doğru gidiyor. Ve oluşan imajlar bu anlamda bazen tehlikeli de olabiliyor. Yani çünkü birisi bir şey söylediği zaman aleyhde farz-ı mahal ki bu defa bakıyorsunuz bu çok farklı tepkilerle adeta ne bileyim işte lince varacak kadar bir çerçeveye bürünebiliyor. Bunlar doğru şeyler değil. Yani onu demek istiyorum. O yüzden tarihi böyle bir alan halinde görmekten çok yani bizim bize yön verebilecek olan ve kendi toplumumuzu anlayabilecek olan bizim devletler arası münasebetlerimizde karşı tarafın hangi sahiplerle hareket ettiğini anlayabilecek olan bir kültür altyapısı bize diplomasi kazandırmalı. Esasında, tabii ki. Diplomasi tarihi yani tabii bu ki. Yaşanmış olan her şey. Tabii popüler tarihte insanların farkındalıkla bir şeyleri sevmeye ve okumaya da yöneltti. Hani bu son zamanlarda 10 seneden beri olan filmler ve bir yerden de para kazanılıyor tabii. Dünya da bunları izliyor. Siz çok ciddi anlamda tarihin bize olan
faydası ve nelerin üzerinde durulması gerektiğini açıkladınız. Çok haklısınız bu konuda. Bunun için daha sık programlara katılmanız gerekiyor Sayın Hocam. Hani benim gibi biraz neşeli programlarda olmalısınız ki halkımız da öğrensin bunu. Ciddi programları da hakikaten ciddi tarihle ilgili kişiler seyrediyor. Evet. Anlamıyoruz da bazen. Onlar da zaten onlar biliyorlar. Da, değil mi? Biliyorlar. Evet, efendim biraz hocamıza tabii söz vereyim. Sedef Han Hocam, siz ne kadar sevilen bir insansınız. Teşekkür ederim. Ve sizin bu sosyal sorumluluklar, STK'lar için yaptıklarınız ve eğitimle STK'yı birleştirmeniz. Tabii birazcık çocukluğunuzdan bahsetmenizi istiyorum. Babanızla olan münasebetiniz, babanız eski bir eğitimci çünkü. Evet. Bu ülkenin medarı iftarlarında şeref duyduğumuz insanlar hali hazırda hayattalar. Hayatta, değil mi? Evet, evet. Selam evet ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim, çok mersi. Biraz bahseder misiniz? Tabii, en büyük avantajım önümdeki öğretmenlerimin iyi olmasıydı tabii ki aileden, doğuştan itibaren. Benim doğumumdan 2 sene sonra babam Anadolu Üniversitesi'nin nüvesini oluşturan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kurmuş. Ve çocukluğum işte üniversitede geçti. Bahçesinde geçti herhalde. Yani o zaman bahçe falan yoktu, yoktu tabii. Kiralık binalar, iş ve işçi ya, bulma kurumunun ya, binası falan mi gibi. Tabii. Ama hep hocaların arasında işte eğitim merkezinde, camiasında, o camianın işte içinde geçti. Onun yanı sıra rahmetli annem, çok yakın zamanda kaybettim. Üsküdar Amerikan mezunuydu aynı benim gibi. Ve sosyal sorumluluk, sosyal yardım kolu başkanlığı falan yapmıştı. Yani ben aileden hem eğitim hem sosyal yardım desteği alarak o bilinçle büyüdüm. Rahmetli dedem, babamın babası hep söylerdi Ramazan'da böyle aile toplanır, yardım edileceği zaman. Önce aile içinde ihtiyacı olanlar, ya, sonra tanıdıklarımızdan ihtiyacı olanlar, sonra bütçemizde para kalırsa tanımadıklarımız diye. Böyle kime ne yardım yapılacak falan diye hep bizim yanımızda konuşulurdu. Zaten evler sobalı, bir tane oda var, hepimiz aynı odanın içinde. Siz Eskişehir'de içinde. Eskişehir'de ilkokulu evet okudum, sonra Üsküdar Amerikan'da yatılı olarak peki, okudum. Peki Eskişehirli miydi babam? Eskişehirli, yedi göbek Eskişehirliyiz, ha, yerlisiyiz. Anladım. Evet, evet. Böyle büyüdüm ve Üsküdar Amerikan'da aynı rahmetli annemin izinden giderek ben de sosyal yardım kolu başkanlığı yaptım tesadüfen. Evet, evet. Ama o zaman da Sağır ve Dilsizler Okulu'na giderek, Zeynep Kamil Hastanesi'ne giderek, gerek bireysel gerek okulun yönlendirmesiyle hep sosyal sorumluluk hayatımın bir parçası oldu. Sonra işletme okudum. Evet. Onun da faydasını tabii ki çok tabii gördüm. Tabii ki ama iletişim okusam da herhalde iyi bir iletişimci i̇letişim olurdum. İletişim okumanıza hiç gerek yokmuş. Siz doğuştan iletişimcisiniz teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Hakikaten bazı şeyler okunmaz. Okunsa da olmayabiliyor. Hani onu akademik olarak bilirsiniz içeriğini ama onu yaşayamazsınız. Bazı insan da doğuştan iletişimci. Teşekkür ederim. Hocamızın o dışa vurumcu hali, dışa dönük haliyle evet siz hepsini yani birleştirdiniz. İnsanları seviyorum, yardım etmeyi seviyorum. Hiçbir şeye duyarsız kalamıyorum. Bir sefer çok çarpıcı bir örnek bana göre. Çok yorulmuştum. Rektör yardımcısıydım o zaman Yeditepe Üniversitesi'nde. 15 gün dedim gideceğim tatile. Hiç kimsenin beni tanımadığı bir yere gideceğim. Ve kimseye hoca olduğumu söylemeyeceğim dedim. Peki. Güneşlenirken yaz tatiliydi. Yanımdaki şezlongda bir aile tartışıyorlar. Kızları üniversite sınavında tercih yapacak. Psikoloji mi okuyayım, ekonomi mi okuyayım diye kararsız. Yani iki uçtan bahsediyor. Yani durduramadım kendimi. Doğruldum. Çok özür dilerim dedim. Kulak misafiri oldum ama. Hani işletme ve psikoloji deseydin anlayacaktım. Ama dedim hani ekonomi biraz daha böyle matematik ağırlıklı falan bir yere gidiyor diye. Hoca mısınız dediler. Evet dedim. Üniversitede öğretim üyesiyim dedim. Fazla da şey yapmadım. Ertesi gün yanıma geldi annesi. Hoca hanım çok özür dileriz ama dedi burada çok aile var böyle çocukları tercih yapacak.
biz sizi bir kahve içmeye şuraya davet etsek. Yani mesela hiç tatilimin şey oldu falan diye düşünmeden sonra ertesi sene onlarla tekrar karşılaştım. Biz bu sene boyunca hep size dua ettik. Hep sizin kulaklarınızı çınlattık dediler. Ya. İşte bu böyle mesela birisinin hasta Yeditepe'de bir hoca varmış diyorlar. Ben hemen ben ayarlarım diyorum. Yani hiç üstüme vazife olmadan bile insanlara yapabileceğim bir şey varsa insanlar için onu yapmaktan yüksünmüyorum. Evet, evet. Bu vesileyle de Marmara Üniversitesi'nden emekliyim ki. Yeditepe Üniversitesi'ne geçtiğim zaman 10 sene öğrenciden sorumlu rektör yardımcılığı yaptım. Şu anda da kuruluşundan beri mecburi ders olan, kredili ders olan sosyal sorumluluk dersinin yürütücülüğünü yapıyorum. Ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin projelerini ayrı yapıyorum. Bu sene biraz medyada da yer aldık. İstanbul'da Caddebostan sahilinde öğrencilerimle beraber çöp topladık. O 12 hafta boyunca farkındalık yarattık. Sarı yelekler giydik. Sordular siz kimsiniz, gönüllü müsünüz, hangi şeysiniz? İşte öğrenciler cevap veriyor, hocamız, profesör. İnsanlar tabii bir müddet sonra şey yapmaya başladılar. Yok biz atarız. Yani bizim poşetimiz var. Bir farkındalık yarattık. Yani hocaların başında orada oturanların çöpünü toplaması da etkili oldu. Böyle böyle küçük küçük mesajlar vermeye çalışıyorum. Torunuma elektrikleri odadan çıkarken söndürmesini, dişini fırçalarken suyu kapatmasını. Yani her açıdan tasarruf. Çaba Derneği'nin kurucu başkanıyım. Bugünlerde epey gün geçtikçe bayrağı benden devralanlar fersah fersah ileriye taşıdılar teşekkürlerimle. Ama pek çok vakıf, dernek gücümün yettiğince bir cümleyle de bir faydam olacaksa edilen davetlere icabet ediyorum. Ne güzel, elinize, ruhunuza sağlık, bilgilerinize sağlık. Teşekkür Tabii, ederim. Zaman çok değişik bir zamanda yaşıyoruz. Bu sosyal medya, biraz robotların gelmekte olan duygulardan biraz yoksun bir döneme giriyoruz her konuda. Şimdi daha da büyük çabalar harcamamız gerekiyor. Genç nesle, genç nesil esasında duyarlı da... doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Evet, doğru yönlendirmeye ihtiyaçları ve, var. Ötekileştirmeden kucaklaşmaya da ihtiyacımız var. Çünkü antipatik olan o kadar çok şey var ki gözümüzün önünden geçen ve bizi hasta eden, ruhumuza daral getiren konular o kadar çok ki yapışıp kalıyorsunuz, bir yerde etkileniyorsunuz. O yüzden genç nesle güzel mesajlar vermemiz ve onları yönlendirmemiz gerekiyor. İki hocam da bu konunun esasında mütehassısı. Tarih konusu hocam. Yani tarih dediğimiz zaman hani sadece filmler değil işte neyse geçmişteki sırf Osmanlı dönemi değil Osmanlı öncesi daha öncesi daha öncesi daha öncesi. Ben Uzak Doğu'da belki yaşamasaydım bu kadar tarihin ne kadar derin olduğunu hissetmeyebilirdim. Çünkü eğitim sistemimizin içerisinde bu kadar derinlemesine bir eğitim verilemiyor. Hani bizim gibi ülkelerde tarih birinci sırada olması gerekir diye düşünüyorum. Tarihi olmayan bir sürü millet var. Hem çok kalabalığız, hem çok milletliyiz. Hem çok eskiyiz. Çok eskiyiz ve hepsi karışmış vaziyette. Tarih öylesine bize sunulmalı ki altın tabaklar içerisinde hem onunla mutlu olup hem de hani ders çıkarmak gerekmiyor. Kendini bulma hikayesi tarih. Nerelisiniz hocam? Birden bire kontrabüsör oldu. Çalışmadığı yerden geldi hocanın. Ben Giresunluyum aslen. Evet. Aile, anne, baba filan. Baba tarafı Giresunlu, anne tarafı Samsun, Çarşamba'dan. Yine Karadeniz. Yani. Benim de bir tarafım Rizeli. Çamlı hemşire hem de. Yani kimsenin aklına gelmez.
Hani sorulduğu zaman söylüyorum. Bir tarafı da Orta Asya'dan gelme. Baba tarafım da Orta Asya'dan. İşte biz baba tarafı Orta Asya'dan, Orta Asya. Anne tarafım suyun öbür tarafı Rumeli. Evet. Daha, evet. Ha, müthiş bir buluşma. Evet, evet. Müthiş bir genetik kodlar. Ya renkli olmamızın sebebi bu. Bu kadar coşkulu olmamızın sebebi bu. Bu kadar durdurulamaz coşkunun olması bir de. Buna bir dur demenin de zamanı var esasında. Fazla coşku bir de da zararlı. Bir de adaptasyonumuz kuvvetli bu nedenlerden bana göre. Yani her şeye o kadar çabuk adapte oluyoruz ki her gelen yeniliğe hani hiç bizim tarzımız olmasa bile çok çabuk adapte oluyoruz. Çocuklara küçük yaştan hani ne diyelim anaokulundan itibaren esasında tarih dersi. Şimdi Japonya'da hep öyle ya hocam. O, onların bir eğitimi, terbiyesi, dini ve sivil eğitim diyeyim. İkisi birden o kadar güzel veriliyor ki. Hani çocuklar şey olmuyor, militan olmuyorlar. Kendi toprağını severek yaşıyor ve değer vererek yaşıyor. Bu eğitimin nasıl olması gerekiyor? Valla tabii bu biraz eğitimci bir şey ama aslında sosyolojik bir şey. Fakat hani bizden en azından tecrübelerle gördüğümüz kadarıyla bir şeyler söyleyebiliriz belki ama yani o anlamda gerçekten yani çocukları aileden başlayan bir eğitim var malum. Annenin babanın bu anlamda da yani söylemek istediğim şey onların da bilinçli olmaları gerekir aslında baştan beri. İşte şu anda bir ciddi problem var. Yani çocuk bu gibi yani aile alabileceği eğitimi okulda almak zorunda kaldığı bir sistem var. Eskiden böyle değildi bu aslında. Tabii, azdık o zaman. Daha, evet. Yani bu işler aileden üretilirdi. Demin hanımefendinin söylediği gibi yani işte suyu, elektriği işte içeri girerken. Gelenek de. Geleneklerle bağlantılıydı. Şey biz, o gelenek de kalmadı. Tabii. Yani ben nihayet bir kasabada büyüdüm efendim. Dolayısıyla hem de büyüklerimizden dedemizden. Yani belli bir terbiye bir alıyorsunuz büyük aile, beraber büyük aile yaşadık. Tabii. Evet. Şimdi evet. Ona göre öğrenciye kimse yok, yok yani. Tabii, tabii. Anne baba çalışıyor. Yani girdiğiniz zaman yok. Nasıl hareket edeceksiniz? Evet. Büyüklerin yanında nasıl duracaksınız? Misafir geldiği zaman mutlaka işte hoş geldiniz, şudur budur falan. Bunları yani insan içerisinde birikiyor bunlar zaman içerisinde. Bunları biz kendi çocuklarımıza itiraf etmek lazım. Aktarmada sıkıntımız var. Hele bizden bizim kuşağından bir önceki kuşak, bir önceki kuşak tamamen artık farklı efendim şeylere teslim olmuş gibi görünüyor. Değer yargılarına. Çok daha farklı ve yine gördüğüm bir şey, işte benim torunum var. Gördüğüm şey şu, yani bunu söylemek durumundayım. Aileler çocukların esiri olmuş vaziyette. Bu iyi bir şey değil. Nasıl oluyor? Neden oluyor öyle? Bu iyi bir şey değil. Bir de ya bu da disiplinsizlik, yani çok görüyorum. Yani bizim toplumumuz çok iyi bir toplum. Hakikaten adaptasyonu, uyumu çok iyi. Fakat bu disiplin meselesini biz alıştıramadık mı? Yoksa iyi mi yönlendiremiyoruz? Belki vallahi, iyi yönlendiremediğimizden mi kaynaklanıyor? Hocam çocuk çitilemeden büyütülmez diye bir şeyim var benim. Bunun tabii daha galiz şekli var ama hadi ben söylemeyeyim onu. Çocuk o ortada serbest kalamaz. Yani öyle bir şey yok. Çocuğumla büyüdüm. Ben yalnız büyüttüm çocuğumu ama 6 yaşından sonra da anneanne ve dedelerle birlikte tabii büyüdüm. Şimdi Allah rahmet eylesin babacığım. Annem hayatta. Allah rahmet eylesin. Ya ne büyük hizmet ve ne diyeyim kalite. Evet. Anneanne ve dedeyle, evet, büyüklerle büyümek. Benim kızımın bazı hani eksik zannettiğim şeyleri aslında değil. Yani 30 yaşına geldi kızım ama hani hep çocuklarımız küçücüktür gözümüzün önünde, hiç büyümezler filan. İyi ki anneanneyle dedeyle büyüdü diyorum. Her türlü hayata dair karşılaşabileceği zorlukları da yenebiliyor. Tek başıma büyütmüş olsaydım belki çok daha zorluklarla olacaktı. Bir de şu var, bizler babamızdan gördüğümüz gözlüğüyle, kaşıyla çitilerdi. Evet. Yani göz, evet, ve kaşla. Evet.
Nasıl bir şey anlıyormuşuz o zaman? Ben kızıma göz kaş yaptığım zaman anne niye gözünü kaldırıyorsun, kaşını kaldırıyorsun diyor. Hala onu çözemedi. Yok, benimkiler gözümle kaşımla şey hazır yapıyorlar. Onu biliyorlar. Annem yine gözleriyle şey vermeye başladı diyorlar. Evet. Fakat torun anneanne gözlerini patlatsan da korkmuyorum diyor mesela. Şimdi peki hocam sizin torununuz işte yani. Demek ki bir nesil değişiyor. Evet. Ve buna karşı koyamayacağız. Ama değişecekler. Yani ama hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Yani tabii. Ben mesela en çok karşı çıktığım konu çeşitli vakıflarda, derneklerde, eğitim şeylerinde bizim zamanımızda diye yok, başlayan arkadaşlarım. Lazım. Diyorum ki artık bizim zamanımız bitti. Diye bir şey yok. Yani artık başka bir zaman var ve biz bu zamana göre aksiyon almak durumundayız. Ama çocuklar kopya eden bir şeydir. Tabii. Yani bir mahluktur öyle ne değil mi? Ne görüyorsa onu yapacak. Eninde sonunda ailesinin kopyasını çekmeye başlayacak ve siz hiç farkında olmadan o annesi gibi olmaya başlayacak. Belki küçük yaşta biz de yaşlandığımız için hocam birazcık tedirginiz ya böyle yani niye böyle şımarıklık yapıyor falan diye öyle bir ruh haline giriyoruz. Esasında belli bir yaştan sonra o da anne babası gibi dedesi gibi olacaktır diye ümit ediyorum. Yani onu kesinlikle ama devir değişti. Şimdi bu çocuklara tarih, sanat... her ailenin tarihle ilgisi yok. Her ailenin sanatla hele. Hani sanata çok önem veriyorum. Tarih ve sanat. İkisi at başı bence. Evet. Bu ülkede sanatın tarihi ve tarih. İkisinin çok mecburi olaraktan ufak yaştan eğitimin içinde olması lazım. Bu nasıl olacak hocam? Evet işte yani şimdi burada... Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir... Evet yani bu işte biraz okullara maalesef kalmış vaziyette. Genellikle işte ilk öğretimde ve orta öğretimde işte bu tarih, sosyal bilimler bir bütün olarak verilmesi hasebiyle bunu okutabilecek, sevdirebilecek ve ilgiyi artırabilecek ölçüde bir takım bu zamanın şartlarına uygun bir şeyler yapmak lazım. Yani şu anda şimdi tarih kurumunda biz işte bilim kurulu üyesiyiz. Orada da zaman zaman gençlere bu tarih bilinci nasıl aşılanır veya onlara yönelik olarak nasıl okutabiliriz falan gibi konuşuyoruz. Tartışıyorsunuz bunu. Tabii, tabii tartışılıyor. Orada da dikkat çeken şey şimdi mesela tarihle alakalı oyunlara çok büyük merak var. Ben hiç anlamam. Anladığım bir alan değil maalesef. O anlamda biraz fakiriz öyle diyeyim. O oyunlarda oynarken çocuk oyunları oynarken tarihi öğreniyor. İşte Orta Çağ tarihi, Hunlar'da, evet, evet, Türkler'de evet. Efendim. Benim hatta bir ara şöyle bir bakmıştım yıllar önce çıktığı zaman. Abi baktım Anadolu Beylikleri efendim orada karşısında şeyler, Bizanslılar bilmem neler isimli şeylerin adları, o kralların isimleri, beyliklerin adları onlarla falan oynuyor. Dolayısıyla gerçekten eğitim sanki tarih işte. Eğitimi gibi bir şey. Dolayısıyla bunları doğru bir yöne çekerek, daha doğru bir yere çekmek suretiyle gençlerin ilgisini bu anlamda nasıl yapabiliriz, nasıl olabiliriz, ellerine nasıl bir rehber efendim verilebilir. Tabii ki burada önemli olan taraf bir taraftan da öğretmenlerdir tabii. Tarih kurum olarak öğretmenlere yönelik olan bir el kitabı hazırlayabilir miyiz? Bunun düşünceler içerisindeyiz yani bir ölçüde. İnşallah böyle şeylerimiz var. Ama tabii bunların yine de tabii bu çok az bir kesim buradan hani öğretmenlerden öğrencilere doğru yönelecek olan bir yapılanmayla hani bunlar çözülebilir. Yani devlet hani ben şu kararı alıyorum şöyle yapayım demekten çok biz kendi kendimize biraz bunu düşünmemiz lazım. Her şeyi devlete bırakmamak lazım. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Yani bu önemli bir şey. Diğer tarafta üniversiteler tabii çok daha farklı bir eğitim verdikleri için hani onlar bunları pek düşünemezler ama yani bunu düşünebilecek olan kurumların da bir ölçüde buna ön ayak olmaları lazım farklı şekillerde. Eğitim teknologları var yani şimdi. İşte onu demek istiyorum. Öyle şeyler var. Evet. Hani yani artık o bu uzaktan eğitim tabii, sisteminde tabii, tabii. De çizgi filmlerle falan anlatıyorsunuz. Evet. Yani araya hoca giriyor ama arkada başka çizgi evet. filmlerle tabii. çocukların dağarcığında kalması için yeni metotlar. Tabii. Çünkü eğlenerek öğrenmek en kolay öğrenme tabii. metodu. Tabii. Yani, evde oturuyor çocuk tabii, tabii ki tabii. mecburen böyle bir sistem geliştiriyor. Tabii yani vakti zamanında yani sevilmeyen dersler arasında tarih başa gelirdi biliyorsunuz. Tarih olur. Tarih sevmezdi. Niye? Çünkü hem kitabın bizatihi kendisinden ama aynı zamanda da
Doğru. Anlatım tarzından da ama şimdi doğru. daha cazip hale getirebilecek elimizde araçlar çok fazla, imkanlar evet. da çok daha artıyor. Peki hocam, şimdi sizin konunuzun esas konunuzla ilgili bir soru soracağım. Biraz akademik soru değil. Hale geliyoruz. Sınav. Sınav sorusu. Hayır. Fatih Sultan Mehmet ve Akşemseddin ve o küçücük yaşında kaç lisan biliyor ve nasıl bir eğitime tabi tutulmuş ve İstanbul'u fethediyor. Nasıl bir kimlik bu? Yani, hani hep dinliyoruz filan ama sizin bu programda da lütfedersiniz. Evet. Bunu bir böyle özetleyebilir misiniz, değil mi hocam? Evet. Evet. Tabii bu da eğitimle doğrudan doğruya bağlantılı konu. Evet, tarihe doğru iniyoruz ama bağlantılı bir şey. Çünkü o dönem için bu şehzadelerin yetiştirilmesiyle bağlantılı bir husus. Tabii ki yani İstanbul alınmadan önce Edirne Sarayı, Bursa Sarayı. Ve orada şehzadelerin yetişmesiyle alakalı onlara derhal birer hoca tayin edilmesi, lala dediğimiz onlara yol yordam gösterecek onların tayin edilmesi falan, bunlar hemen gerçekleşiyor. Onlar için en önemli hususlardan bir tanesi ileri vadede idari tecrübe kazanmak üzere sancağı çıkarmak. Siyasi. Yani, tabii ki o da var. Mesela Sultan Mehmet Fatih kardeşiyle beraber sünnet töreni yapıldıktan hemen sonra henüz 10-12 yaşlarındayken Manisa'ya gönderildi. Ve orada yanında lalası var, hocası var. Etrafında küçük bir divan dediğimiz hani devletin dairesinde olan idari kademeleşmeler var. Askerleri var yanında. Yani minyatür bir devlet var orada yani bir ölçüde. Ya. Dolayısıyla kendisini ona göre yetiştiriyor. Fakat bu tabii kafi değil. Bir de kendisinde cevher olacak. Dolayısıyla yani öğrenmeye iştiyakı olacak. İleride ben devlet yöneteceğim. Ona göre kendimi yetiştirmeliyim mentalitesi olacak. Ve hocaların da ona göre bulması lazım tabii. Nitekim Fatih tabii çok farklı bir, ta çocukluğundan beri çok farklı bir kişiliği haizdir. Çok herhalde çok cevval, aynı zamanda hani bugünkü tabiri hiperaktif bir yapısı da var. O dönemlerden itibaren biraz haylaz bir çocuk gibi görünüyor ama çok zeki olduğuna delalet eden bir husus bu. Aynı zamanda malum Mola Gürani ile olan ilişkileri, sopa meselesi vardır. Evet. Seyircilerimiz çoğu bilirler hikayeyi. Evet. Asıl onu yönlendiren bir ölçüde zaten yani o dönemin üç dili, yani Türkçenin dışında dini olarak zaten Arapça, Kur'an dili olması hasebiyle zaten öyle başlıyorlar eğitime malum. Onun dışında da sanat dili olarak, edebiyat dili olarak da Farsçayı mutlaka öğreniyorlar. Bunlar zaten o dönem için olması olmazı. Böyle bir yetişme tarzı var. Fakat onun üzerine Fatih'in koyduğu şey Rumca, Latince dillerine hakim olabilme durumudur. Çünkü daha sonraki dönemde kısa bir sultanlığı var. 12 ile 14 yaşlar arasında. Sonra tahttan indiriliyor ve tekrar Manisa'ya gittiği dönemde itibaren başlayan devirde İstanbul'un fethiyle beraber büyük bir imparatorluk kurma ideali kendisinde mevcut. Ve kendisini ona göre ayarlıyor. Ve etrafında gelen kitaplar var. O dönemin Rönesans, işte İtalya'sından gelen müsahipleri var, kitap getiriyorlar. Onunla alakalı işte ne bileyim eski klasik Yunan klasiklerini okuyor. İşte Sezar'ın hayatı, İskender hayatı zaten çok şey. Bunları okutuyor. Belki direkt oradan doğru okumuyor ama okutuyor bunları kendisi. Aynı zamanda Doğu kültürüne zaten aşina, oradan gelenler var. Kendi kültür yapısı içerisinde. Yani bütün bu kültürleri kendi şahsında imtizaç ettirmiş olan bir o yaşta bir genç delikanlı var. Ya. Ya bu müthiş bir şey. Başka bir şeye benzemiyor. Yani diğer sultanlar, diğer hükümdarlara göre Fatih'i çok ayrı eden yanı bu. Alpayrı değil mi? Alpayrı bir yeri haiz yani gerçekten. Böyle anlıyoruz. Aynı zamanda tasavvufa merakı var bir ölçüde. İşte o daha nasıl ziyade... Nasıl anlaşılıyor? O daha ziyade böyle Akşemseddin'in temsil ettiği bir zihniye. Tabii şimdi bunlara girersek hani anlaşılmaz, anlaşılmayabilir. Yani şey mesele olarak yani hani anlaşılmayabilir. Bir mezhep olarak. Evet. Yani tarikat olarak işte belli ölçüde hem dünyevi anlamda hem manevi anlamda yol çizen, tayin eden, ona göre yönlendiren bazı şahsiyetler var. Bu çerçevede oluşan bir yapı ve Akşemseddin'in üzerindeki fonksiyonu ama biraz daha sonra olduğunu biliyoruz. Aslında gençlik sonra. Yıllarında, muhtemelen sonra, gençlik yıllarında irtibatı var mıydı bilemiyoruz şu an için. Belki olabilir çünkü bu dervişlerin dolaştığı alanlar çok bildiğimizin çok çok dışında. Yani onlar pek çok yere dolaşıyorlar, kendi görüşlerini yayıyorlar vesaire falan.
O zaman Anadolu'da da bektaşilik değil mi hocam? Anadolu'da genellikle işte her türlü şey var Mevlana, aslında. İşte, tabii, yani tabii. Mevleviler, Zeyniye, evet. Bayramiye. Bayramiye çok yaygın. Hı. Hacı Bayram Veli'nin düşünceleri vesaire daha çok yaygın bir unsur. Dolayısıyla o maddi ruhi dünyalarıyla beraber onu takviye ediyor ve bunu aynı zamanda da siyasi bir çerçeve içerisinde geliştiren bir hükümdar var karşımızda. Yani bu Manisa yıllarının eseridir gerçekten. Ona kitap getirenleri biliyoruz kimler olduklarını. Zaten saltanata geçtikten ve İstanbul'u fethettikten sonra da kendi girişimi. Ona kitap getirenleri biliyoruz demek ne demek hocam? Ona kitap getirenleri. Yani bu mesela Siriaco diye bir İtalyan var. Gelmiş İtalyan. Okul, kitap. Onlar belli mi? Yani birkaç isim biliyoruz yani. Tacir aynı zamanda kendisi. İlginç bir şahsiyet. Murat döneminde gelmiş kendisi. Tüccar ama demek ki sipariş veriliyor. Yani o dünyada şimdiki gibi yani birbiriyle çok bağlı. Hani zannediyorsun ki çok kopuklar. Hayır öyle değil. Bu Akdeniz dünyası öyle acayip ki. Yani o kadar birbirine geçmişlik var ki. Yani Venedik'ten Osmanlı topraklarını oradan buraya. Üstelik bu bölgelerde Cenevre kolonileri, Venedik kolonileri var. Bazı yerler henüz daha onların kontrolü altında. Karadeniz bölgesinde Venedik ve Cenevre kolonileri var. Karadeniz kıyılarında, Kefe'de o dönem henüz Fatih almadan önce. Yani böyle bir global bir Akdenizlilik ve o çerçevede bütünleşen bir kültür yapısı var. Yani dolayısıyla şu anda bunlar, olmayan, yok yani o zaman evet, çok o daha çok, renkli bir tabii, dönem. Tabii mesela geliyor Venedik'ten veya bilmem şeyden çıkan veya işte İtalya'dan çıkan bir alim bizim Osmanlı Sultanı'nın hizmetine girmek istiyor. Biliyorsunuz siz Leonardo da Vinci dahil olmak üzere getirdikleri çizileri köprü modeller hepsi biliyoruz yani. Dolayısıyla böyle bir içe geçişlik ve akışkanlık var o dönemin dünyasında. Ve o dönemin dünyasındaki bu akışkanlık çerçevesinde o dönemin hükümdarları da buna yönelik olan bir kendi eğitim altyapılarında bu anlamda kurmuş vaziyette. Peki yani, karşı görüşte olan birileri yok muydu o dönemde acaba? Şimdi Fatih çok medeni, yani çok global bir kimlik işte saydığınız kadarıyla. Karşı gelen buna gerek yok diyen falan. Tabii, muhakkak öyle bir tepkili kimlikler de vardı herhalde. Tabii ki yani bu daha muhafazakar, daha tutucu olarak davrananlar var. Ama o dönemin hemen hemen dünyadaki yapısı böyle. Yani bakıldığında bu tutucu muhafazakar yapıların ortaya çıkışı aslında Fatih döneminden biraz daha sonra olacaktır. Sonra, o da siyasi mülahazalarla olacak. Daha evet. Sonra. Siyasi mülahazalarla çünkü... Osmanlı Devleti bir yani Fatih'ten sonra imparatorluk haline geldi. Doğu'da işte Safeviler ortaya çıkışı, bir takım dini şeyler karşılıklı birbirine karşı olan tepkiler vesaire. O zaman ne yapıyorsunuz? Siz de kendi inançsizsiniz ve manzumenizi diyelim daha doğrusu ana zemine çekmeye çalışıyorsunuz. Bunun dışındaki onlara asla şey vermiyorsunuz. Efendim fırsat vermiyorsunuz. Daha bir tutucu bir yapı içerisinde kendinizi temsil etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü ben buyum diyorsunuz vesaire. Bu gelişmeler sonraki dönemlerde yaşanıyor. Bunu biliyoruz ve o anlamda da siyasi dönemlerde yani siyasi problemlerin arttığı dönemlerde bakıyorsunuz. Bu gibi takibatlar var. Mülk, sındık diye adamları takip ediyorsunuz. Öyle olmayan insanları takip ediyorsunuz. Böyle zaman zaman bunlar artar zaman zaman. Buna benzer hususlar Avrupa tarihinde de görülür farzım var. Başlarına gelen felaketlerin faturasını çıkarabilecek gruplar ararlar. Bunlar da Yahudileri görürler mesela. Genellikle Ortaçağ Avrupası evet, falan evet, böyledir evet, bu işte. Evet. Evet. Bu Fatih dönemine ait büyük bir sergi yapılsa, böyle sempozyumlarıyla, konferanslarıyla sizin bu anlattığınız, burada ufacık bir şey anlatıyorsunuz tabii biz anlayalım diye. Ama bunun araştırmasını yapmış akademisyenlerle birlikte, görsel şölenleriyle birlikte ve dev boyutta kitaplarıyla hani bu bir Türkiye'nin hani İstanbul'un alınmasının o diplomasi evet, tarihinin evet. Ne diyelim bir taçlandırmasını tabii. Keşke yapabilsek. Göze hitap eden şekilde dönüştürebilsek. Hepsi birlikte evet, evet, ve bu kitap haline gelip bütün dünyaya da bunu lanse edilse. Biz mesela hocam, bu 1453 işte 500. yıl evet, münasebeti de evet, malum. 1953'tü evet, o evet, dönemin genel anlamda. Çok ciddi hazırlıklar çok önceden başlamıştı. Gerçekten çok ciddi 1953'ü kastediyorum. Evet. Ben Süheyl Hoca'nın yapmış olduğu çalışmalar. O dönemler İstanbul Fetih Cemiyeti kuruldu malum tabii, biliyorsunuz. Tabii, böyle tabii, şeyler tabii var. Dergiler çıkarıldı. Evet.
büyük olaylar, faaliyetler evet. yapılacaktı. O anda siyasi mülazalar, Yunanistan meselesi, Batı'nın baskıları ve o kaldı. Yani o zamanki hükümet bunu bastırdı ve kaldı. Tabii o zamanın dünyası farklı bir dünya. Nihayet Türkiye NATO'ya aday olacak, siyasi şeyler, konjonktür müsait değildi falan. Tamam, o dönemin şartlarını biliyoruz. Fakat 550. yıl geldi evet, 2003'te. Evet. Biz o zaman tarih grubunda evet. yani üyeydim. İşte 1990'lı yıllarda işte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunun evet. 700. yıl dönümü evet. çabaları falan evet. da vardı. Onunla ilgili faaliyetler yapılırken aynı dönemde daha o dönemde başlayalım. İkisi bir arada bu biraz, oldu değil mi? Yok biraz öyle oldu. İşte fakat 2003 layıkıyla ne yazık ki olmadı. Projeler sunduk, efendim listeler verdik. Dedi ki bu Fatih dönemiyle alakalı bütün yapılan edilenleri ortaya koyalım. Yazmalardı, arşiv belgeleriydi, Topkapı Sarayı'ndaki bütün belgelerdi. Korpus şeklinde bunları yayınlayalım. Böyle bir düşüncemiz vardı. Ne oldu hocam? Fakat hiçbirisi yapılamadı. Gerçekleşti. Çünkü niye? İşte siz yapın getirin. Hiçbir altyapısı yok. Altyapısı kurulmadan, destekler verilmeden tek başına biz kendimiz kurmuşuz, kendimiz çalıp kendimiz hocam, söyleyeceğiz. Hocam bu olmalı. Yapamayız yani. Hocam yapamayız. Bu olmalı. Ne olur olmalı. Yapamayız. Bakın bugün bu masada konuştuk. Bunu yukarıya taşıyalım. Ve bunun olması gereken bir zamanda yaşıyoruz. Yani dünyanın böyle bir kaosun içerisinde Türkiye'nin parlaması için bu proje müthiş yani, bir proje. Bu devletin desteğiyle bir enstitü şeklinde gelmeliydi. Gene bakın önemli bir şey oldu. Bir ara Evliya Çelebi ile evet, alakalı bir evet, çok faaliyetler evet, yapıldı evet. Gene aynı şekilde. Filmler yapıldı. İşte onun gibi yani bu orada da ben ısrarlı bir şekilde ilk ortaya çıktığı zaman bu Evliya Çelebi enstitü kurulsun devlet destekli bir şekilde ve bu yapısın gene aynı şekilde Fatih enstitümü kurdular. Hiçbir şey için geç değil. Geç değil ama yani. Bunlar yapılsın. Değil. Böyle bir evet. üniversite de var. Yani bunu evet. öncü olacak. Sizin benim gibi birileri öncü olup bütün bu işleri, bürokratik şeylerini birileri üstlenmesi gerekiyor. En zor şey bürokrasidir. Dünyanın her evet. yerinde hocam. Ya, sizin gibi akademisyenler değil mi? Çalışacaklar. Doğru. Çalışmışlar zaten. Her şey hazır. Ya ben şöyle mesela projeye geçen de açıldı. Edirne'de bu evet, Şerefeli evet, Camii'nin yanında evet, bulunan evet. bir medrese vardır. Evet. O medresede mesela çok modern bir şekilde yani evet. hiçbir obje yok ama tamamen modern bir şekilde hazırlanan biz de danışmanlığı yapmıştık. Evet. Valilik kanalıyla falan üniversitenin de devreye girmesi de bir çok güzel bir müze açıldı evet, mesela. Evet. Bunun gibi İstanbul'da gerçekten. İstanbul'da da öyle bir yer yok mu? 1453. Bu panorama. Panorama var evet. evet. Onda da evet, biz danışman evet. olarak ben çalışmıştım evet. vakti zamanında. Evet, evet, o da çok evet. büyük bir işti o dönem iş, için. Evet. O da büyük iş evet. ama akademik bir bu evet, sergi evet. ve taşınabilir aynı zamanda dünyaya da ufak tarafından hı. bütün ülkelere evet. taşınabilir bir sergi ve kitap. Sempozyum aynı zamanda evet. araştırma. Çünkü dünyanın dört bir tarafında araştırmacılar var. Fatih dönemiyle ilgili değil mi hocam? Tabii yani. Yani çok çok tabii. mühimsenen bir konudur bu. Ay keşke olsa da yapayım. Nereden başlasak acaba? Hocam çok zevk aldığımız konular evet, bunlar. Yani evet. bizler yani tarih önemli. Bizim üniversitede evet. de hocam evet. biraz önce bahsetti. Vakıf üniversiteleri pek karlı bulmasalar da evet. Biz kar olmasa da eğitimin önemli evet. olduğunu bunların evet. bilmesi. Tarih, felsefe, sosyoloji, antropoloji bunlar gelir getirme felsefe bunlar gelir getirmeyen bölümler. Biz oraya hep burslu öğrenci ama alıyoruz olması ama bölümler. Olması bunlar gereken hiçbirinin çünkü tarihimize, gerekiyor. Kişiliğimize, kimliğimize tabii. çok katkısı olan ve çok etkisi olan bölümler olduğu tabii. için biz bu bölümleri yaşatıyoruz. Yani 25. senemiz bu sene tabii, Yeditepe tabii, Üniversitesi'nin ama yaşatmak için kimliğimize faydalı olacak şeyleri bu bölümleri açık tutmak, öğretim üyesi istihdam etmek ve öğrenciler yetiştirmek amacıyla bence bu da bir sosyal sorumluluk. Tabii, tabii, bu tabii. da bizim görevlerimizden bir tanesi. Ben hep öğrencilerime bunu söylüyorum. Gidin, konsere de gidin. Mesela uf diyenler oluyor. Çocuğum diyorum. Dinleye dinleye alışkanlık edineceksin. Tabii, dinleye her din. Şeyi tekrar yani ederek. Evde o müziği açın. Kulağınız alışsın. Klasik müzik dinleyin, Türk müziği dinleyin.
Mesela ben Türk müziği ve Türk sanat müziğine bayılıyorum. Yani bütün hemen hemen sanatkarlar da biz üniversite olarak kapılarımızı onlara bedava salonlarımızı açtığımız için hep konserlere bu pandemi sürecinden önce geliyorlardı. Ve hemen hemen bütün şarkıların sözlerini biliyorum artık. Yani sesim güzel değil, söyleyemiyorum. O ayrı bir konu. Ama zevk alıyorum dinlerken. Türkülerimizi, eski türkülerimizi başkan çok meraklı olduğu için dinliyorum, sözlerini biliyorum ve keyifle dinliyorum. Yani bunun sanatın öğrenilebilir bir şey. Yani illa sanatı öğrenmek için sanatçı olmaya gerek yok. Sanattan anlayabilmek, anlamaktan da ziyade zevk alabilmek doğru için. Efendim. Müzik olsun, resim olsun, heykel olsun, şunların kıymetini bilebilmek, bu etraftaki yapılan işlerin arkasındaki emeği fark edebilmek, o emeğe saygı göstermek. Yani bunların hepsi kişiliğimizde olmalı. Bugün gençlerin bence eksikliği buradan kaynaklanıyor. Yani biraz başkalarının yaptığı şeylere saygı duymayı ve değerlendirmeyi bilmiyorlar. Yani şu var, çok bireysel yaşadıkları için bir evet. de bu teknoloji onları bireyselliğe itti. Evin içine kapandı, odasının içine kapandı. Bir sergiye gitme fikri, sosyalleşme fikri hiç yok. Diyor ki ben bu aletten seyrediyorum, hiç merak etme diyor. Ben takip ediyorum, merak etme diyor. Şimdi o takip etmekle insanın birebir göz göze bakarak, sarılarak, kavuşarak değil mi? Severek o diyalog kurmak başka bir şey. Ama dünya bireyselleşti. Ve zevk almamaya başlıyorsunuz o zaman. Şimdi bir sergi açıyorsunuz bu aralarda, bu iki tabii, sene içerisinde. Tabii. Bütün sanatla ilgili camia ve online. Herkes bir şekilde çaba harcadı, sergiler yapılsın online'da. Hiç kimse zevk alamadığını söyledi. Peki açılan sergilere insanlar gidiyor mu? Tabii bu pandemi dolayısıyla korkudan dolayı gidemediler, çok az kişiler. Bir de şu var, dünya değişiyor, kalabalıklaştığı için trafik dolayısıyla maddi imkansızlıklar eskisi gibi değil ki. 1990'lı ve 2000'li yılları hatırlayın. Hangi sergiyi kaçırmamak için evet, deli divane olurduk. Tabii. Bir de şey, otobüse bineriz, dolmuşa bineriz, oradan oraya Kadıköy'den Üsküdar'a, oradan buraya. Tophaneye, vapurla. Ay neler neler tabii, yarabbim. Tabii. Ve bunun büyük zevkini çıkararaktan. Tabii ülke de, şehir de çok fazlalaştı. Her şey zorlaştı. Ama toplu taşıma da çok kolaylaştı. Evet, o da ayrı evet, mesele. Evet. Hocam evet. biraz önce anlatıyordu. Nerede oturuyor, nerede okula gidiyor. Tabii. Marmaray var. Vay, tabii. Evet, tabii. Pat diye gidiyorsunuz. Evet. O kadar kolay ki. Evet. Ama kendi arabasından çıkmak istemeyen bir zümre de var. Ben arabamla gideceğim, gidemem. Yok, gidemem. Halbuki Marmaray'a binse 2 dakikada tabii. gideceği yerde. Evet. Bu disipline de yeni alışıyoruz. Tabii. Toplu tabii. taşımaya da yeni alışıyoruz. Şu özel yani arabalar biraz azalsa ülke şahane burada olacak. Burada arabasından inmek istemeyenler yurt dışına çıktıkları zaman bütün o toplu taşımayı kullanıyorlar. Yani, değil mi? Evet, değil mi? Evet, yani onun için onu bir şey yapmak lazım. Ben mesela biz üniversitede birinci haftanın sonunda online eğitime geçmiştik. Tamamen üniversiteyi de kapatmadık. Proje bazlı evet. dersler, sağlık, tabii diş hekimliği, tabii, tıp tabii. gibi, eczacılık gibi, laboratuvar gerektiren, tabii. biyomühendislik gibi. Onlar hep geldiler. Hazırlıklar haftada 2 gün bir grup geldi, 2 gün bir grup geldi. Ortada bir günü boş bıraktık. İşte yarıya böldük falan. Çeşitli şeylerle, formüllerle üst yönettim. Bunları organize etti. Ben şimdi ilk derse girdim bu pandemide online. Karşımda bir sürü yuvarlaklar, hepsinin içinde birer harf. Nerede? Çocuklar. Ay, neredesiniz? Neredesiniz? Buradayız hocam diyorlar. Görmüyorum. Hocam işte dedim ki bakın zaten zor bir süreç. Evet. Yani ben böyle kendime bakarak veya bu yuvarlaklara bakarak ders anlatmak benim için zaten zul yani. Hele benim karakterimde birisi için. Bu hafta müsaade ediyorum dedim. Önümüzdeki hafta. Evet. Hiç herkes ne halde olursanız orada. Olun, her halinize kabulüm. Yeter ki sizi göreyim. Zaten benim enerjinize ihtiyacım var. Yani evet. sınıfta olmaya evet. ihtiyacım var. Hiç olmaz. Ve ben
bütün bu süreç zarfında bütün öğrencilerim, teşekkürle anıyorum hepsini, kameralarını açtılar ve hepimiz güzel bu çöp toplama yaptım, projelerinde falan da görüşerek maskelerimizi, eldivenlerimizle bu dönemi inşallah bitirdik. Eylül'de inşallah diyorum ki i̇nşallah. Hocam başka tekrar, yeni tekrar, bir şeyler gelmez. İnşallah gelmez. Okullarımıza kavuşuruz hepimiz. Efendim vaktimiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir saat geçirdik. Şeref verdiniz. Biz de teşekkür ederiz. Özel olarak da inşallah sohbetlerde olalım efendim bir, bu pandemiden sonra. İnşallah, inşallah. Sevgili seyirciler, çok güzeldi. Çok değerli hocalarımla müthiş bir sohbet yaptık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.